oturan bir kişinin 2022 Türkiye'sinde ırkçı ifadeler içeren sözlü saldırısına uğradı. O kişi aileye küfürler ve hakaretlerde bulundu. Afrika'ya dönün, gidin buradan gibi ifadeler kullandı. Aile sessiz kaldı. O anlar ama sosyal medyaya yansıdı. Saldırgan, o saldırıda bulunan kişi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten gözaltına alındı. Another side, another side. I can go to another side. What I can see you, do you know you? Go to the. Ya ne diyeyim ben ya. Siyah bir aile, ırkçı, sözlü saldırıya uğradı. Zanlı gözaltına alındı. Ha, you know, you go to Africa. I am go to another side. Allah. 8 Temmuz, İstanbul Yeni Kapı, Hacı Osman metrosu. Bir anne baba, iki de çocuk yolculuk yapıyordu. OOK adlı kişi yanında oturan bu aileye hakaret ve küfür etmeye başladı. Afrika'ya dönün, gidin buradan dedi. Hem İngilizce hem Türkçe. Ha, you know, you go to Africa, I am go to another side. Aile şaşırdı, sessiz kaldı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiyle karşılandı. Ya bırak bırak. Sen de bırakıyorum la. Afrika. Bak, I am going to left the right side. Go Afrika. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen OOK isimli şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır dedi. Go to the another side, another side. I can go to another side. What I can see you, do you know you? Go to the. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, ayrımcılık ve tehdit suçlamalarıyla gözaltında. Ya bırak bırak. Sen de bırakıyorum la. Afrika bak. İşte dünden bu yana bunu konuşuyoruz. KYK borçluları, üniversite öğrencileri malumunuz mezun olduktan sonra KYK borçlarını ödemek zorundalar. %138 faiz uygulandı ortaya çıktı bu öğrencilere ve onlar da sosyal medya hesapları üzerinden Kredi Yurtlar Kurumu borçlarını paylaşıyorlar. Dünden bu yana yine o rakamları gördükçe şaşıp kalıyoruz, böyle faiz oranlarını gördükçe. O aldıkları KYK kredileri nedeniyle birçok kişi icralık olmuş durumda. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir kez daha sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir yıl kaldı artık, merak etmeyin diyor. Ödemeyin bu faizli borçları. Biz iktidara geldiğimizde o faizi almayacağız sizden, sadece ana parayı alacağız diyor. Bir gelin yaşananlara bir git taşıyalım ekranlarınıza. Ardından KYK borçlularıyla ne yapacaklarını, ne durumda olduklarını konuşacağız. Üniversiteye başlayan birçok öğrenci için önem taşıyor. Okurken az da olsa masraflarını giderebiliyorlar o krediyle. Ama enflasyonun yükselmesiyle kredi borçları katlandı. Taze mezunlar hesaba yansıyan borçlar karşısında dertli. Borcu E-Devlet'te gören öğrenciler sosyal medya üzerinden paylaştı. Tepkiler yükseldi. Gerçekten bir insafsızlık yapılıyor ve Merkez Bankası bankaları %14'ten faiz verirken bizim öğrencilerimizin aldığı Kredi Yurtlar Kurumu borçlarına yurt içi üfe faizi uyguluyor. Yani %138. Öğrenci kredilerine enflasyon hesabındaki yurt içi üretici fiyatı endeksi, yani kısa adıyla YİÜFE uygulanıyor. TÜİK tüketici fiyatlarında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı ağırlaştırmayacak ince bir hesaplama yapıyor. Halkın karşılaştığı büyük fiyat artışlarına rağmen Haziran'da yıllık TÜFE'yi %78,62 açıkladı. Ancak TÜİK üretici fiyatlarında elini daha rahat tutuyor. Haziran ayında yıllık üfe %138,31 olarak açıklandı. Yani öğrenci kredilerinde de bu %138'lik artış dikkate alınacak. Bu hesaba göre kiminin aldığı 27 bini 74 bine, kiminin aldığı 32 bini 100 bine çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğrencilere seslendi. Faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içinde iktidara geliyoruz. Sizden sadece ana para talep edilecek dedi.
T24 yazarı Uğur Gürses sosyal medya hesabı üzerinden "Bu nasıl bir acımasızlık yahu? Bu çocuklar imalat işi mi yaptılar? KYK yöneticilerini ve ilgili bakanı sınava sokmak lazım" dedi. Mevduata %14 faiz verilirken öğrencilerden %138 faiz talep ediliyor. Oysa ki Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç ay önce bir kez daha kameralar karşısında faize ne kadar karşı olduğunu anlatıyordu. Ne demişti Erdoğan? Bir onu taşıyalım ekranlarınıza. Arkadaşlar, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Ama biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam. Anons ettim ama az sonra KYK borcu olan iki öğrenciyle, iki mezunla, yeni mezunla konuşacağız. Detaylı olarak sorunlarını taşıyacağız ekranlarınıza. Teknik bir sıkıntı var an itibariyle. Biz devam edelim. Az sonra o bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Askeri alanlar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözlerden biriydi. Askeri alanlar 15 Temmuz sonrasında şehir dışına çıkarılmıştı. Evet, şehir dışına taşıyacağız ama bu kalan kışla arazileri yeşil kalacak. Bunun sözü verilmişti bizlere ama işte 15 Temmuz sonrası alınan bu karar uygulamaya hiç geçmedi. İstanbul'da sadece 10 günde 3 askeri alan imara açıldı. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Hepsi yeşil alan olacak. İstanbul Sancaktepe'de, Maltepe'de, Kartal'da askeri alanlar birer birer imara açılıyor. Askeri alanların tamamıyla vatandaşın kullanımına açık, herkesin kullanacağı yeşil alanlar şeklinde değerlendirilmesi. Karar 15 Temmuz girişimi sonrası alınmıştı. Askeri alanlar şehrin dışına taşınacak, kalan kışla arazileri yeşil alan olarak korunacaktı ama öyle olmadı. Askeri alanların, özellikle şehir içerisinde kalan askeri alanların dışına taşınması gibi bir fikir de 15 Temmuz sonrasında geldi. Ranta açılan askeri alanların en büyüğü Çekmeköy. 3. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Çekmeköy Kışlası 2019'da ihalesiz emlak konut gayrimenkul değerlendirme anonim şirketine satıldı. İnşaat devam ediyor. Sadece bu değil, bundan tam 10 gün önce İstanbul Maltepe'de 528 bin metrekarelik askeri alan TOKİ'ye devredildi. O alanda artık 7'şer katlı binalar olacak. Yine geçtiğimiz hafta Sancaktepe'de askeri bölge ticaret alanı olarak belirlendi. Alan tam 4.285 metrekare. Kartal'da 2.700 metrekarelik askeri alan, o da birkaç gün önce ticaret ve konut alanı ilan edildi. İmara açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Hepsi yeşil alan olacak. İzmir'deki o depremin üzerinden, o büyük depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Depremzedeler, zarar gören ve yıkılan evleri, okulları, camileri için hala onarım ve iyileştirme bekliyor. 2 sene oldu o depremin üzerinden geçti. Depremzedeler hem kira hem de kredi ödemek zorundalar. Üstelik bir de bunun zorluğunu yaşıyorlar. Çözüm bekliyorlar. Ama onlar o çözümü beklerken çözüm bulunan başka şeyler var. Mesela İzmir Müftülüğü. Onun o müftülük binasının inşası tamamlandı. O binanın sadece dış cephesi için 20 milyon 770 bin lira harcandı. Yaklaşık 2 yıl geçti. Yıkılan binaların enkazında 117 kişi hayatını kaybetti. Acı taze. Ancak geçen onca zamana karşı İzmirli depremzedelerin mağduriyetleri hala giderilemedi. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. 1999 yılından beri vergi veriyoruz. Adına da deprem vergisi diyoruz. Deprem vergisini verirken üstüne üstlük 20 aydır depremzede olduğumuz halde hala ironik bir şekilde deprem vergisini verirken bize kentsel dönüşümcü denmesi bizim ağrımıza giriyor.
Depremde 100'den fazla da okul yıkıldı. Yeni bir iyileştirme yapılmadı. Zarar gören okullar da belediyeler tarafından onarılıyor. Türkiye'de özellikle İzmir'de pek çok okulun badanası yok. Pek çok okulun